Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni silah eklentisini tanıtmak istiyorum. E, gaz compression overdrive olarak geçiyor. Atış hızını %20 azaltıyor. Mermi hızını %30 arttırıyor. Damage'i %20 arttırıyor. Recoil'i yani geri tepmeyi ise %10 arttırıyor. E, burada mermi atış hızıyla damage oldukça önemli. Burada fire rate'in düşmesi zaten tam otomatik silahlarda kullanamadığınız için çok da önemli bir olay değil. Recoil'in artması da yine tam otomatik olmadığı için yine çok önemli değil. Kullanabildiğimiz silahlar sadece kemerimde gördüğünüz bu silahlar. SMG, M39, M92, Yaroto, P2 ve Thompson. Burada hasarlarını göstermek için şöyle bir yer ayarladım. Hemen sırayla bakalım. Mesela Thompson'a düz atış ediyorum. Bunların hepsi 100 canlı. Bakın 28 vurdu. Ayağından vurmuşuz galiba bakayım. Hip dizinden vurmuşuz. Bunu da dizinden vuralım. Bakın 33'e çıktı. Ee, Son ekleri biraz normal yerlerden vurarak devam edelim. Hatta headshot'a bile bakabiliriz. Headshot'a bakmak daha mantıklı. Bu yüzden headshot'a bakarak devam edelim. Eklentiyle bir kafasına headshot atıyorum. Bakın 90 vurdu. Eklentiyi çıkarak headshot atıyorum. Bakın 75 vurdu. Çok büyük bir fark var. 15 demeye hiç ekledi. Ee, hemen P2 bu şekilde headshot'lardan denemeye devam edelim. Bakın P2 ile düz headshot attım. 80 vurdu. Eklentiyle headshot atıyorum. 96 vurdu. 4 canı kaldı. Yarotoyla düz headshot atıyorum, 80 vurdu. Yine eklentiyle headshot atıyorum, 96 vurdu. M92 ile deneyelim, düz headshotımı attım, 90 vurdu. Eklentiyle headshotımı atıyorum, 108 vurdu. Yani adamın yaşamasını hiçbir şansı kalmadı M92 ile. Ee, bir de M39'a deneyelim, düz vuruyorum, direkt 100 vurdu zaten direkt. Hemen bir de eklentiyle vuralım, eklentiyle de 120 vuruyor burada şunu düşünün. Bunlar normalde zırh giymiş olacak. Zırhın bir etki, etkisi olacak o noktada. Hemen şuraya SMG içinde bir iki tane bot spamlayayım. Bakın düz çatımı atıyorum. 60 vurdu. Eklentimi takarak çatımı atıyorum. 72 vurdu. 12'lik bir hasar artışı eklendi. burada göğüslüklerde tabi hasar biraz daha düz olduğu için göğüslük yani kafa dışında yerlerde hasar biraz daha az olduğu için Artış da ona göre az oluyor. Yani 50 vuruyorsa yüzlerimi ekleyip ona göre hasarını vuruyor. 60 vuruyor yani. Ee, tabi burada herhangi bir bunların hiçbir zırhı yok. Tamamen düz boş botlar. Bu yüzden yine hasar etkeni değişebilir. Ama headshotlarda zırhı giyse bile oldukça yüksek bir hasar artışı sağladığını görebiliriz. Da şunu da eklemeden geçmeyelim. Mesela m 39la ile HV mermi artı bir de bu eklentiyi kullandığınız zaman mermi gerçekten attığınız anda adama ulaşacak. Hızlı merminin zaten ayrı bir atış hızı hızlandırması var. Bir de bu eklentiyle M39'u kullandığınızı düşünürseniz, yani M39 bildiğiniz gibi 8x tarzı olaylarda yani biraz diğer otomatik sniper silahı gibi takılan bir silah. Yani gerçekten M39'u inanılmaz güçlendirecek bir eklenti. Hem de mage'ini artıracak, hem de sizin mermi atış hızını attığınız anda adama ulaşacak neredeyse HV mermi ile birlikte. Burada söyleyebileceğim başka bir şey... Dediğim gibi bunun craftını bulamadım şu an için. Ee, bu kadar güçlü bir itemle kraftlanabilir yaparlar mı emin değilim. Tahminen sadece sandıklardan çıktığı zaman kullanabileceğiz. Silah olarak da şu anlık sadece bu silahları destekliyor. Başka bir silah eklenir mi? O konuda bir fikrim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.